Şimdi bir yol verilmiş. Şu sokaklar paralelmiş birbirine. Şunlar birbirine paralel. Açılar verilmiş. Bizden x açısı isteniyor. NOR. Şurası. Şimdi bir kere şu ikisi birbirine paralel olduğu için buradaki x açısıyla bunu biraz şöyle uzatabiliriz de. Şuradaki açı x açısıysa buradaki açı da x açısıdır. Bunu söyleyebiliriz. Benzer bir işlemi yukarıda da yapabiliriz. Şunu uzatıyorum. Şunlar birbirine paralel. Bu açı şuraya eşit olacak. Burası 60 derece. Yöndeş açı oluyor ikisi. Yöndeş açı. Şimdi ben bunu yeniden çizmek istiyorum. Bu çok karışık bir şekilde görünüyor. Şöyle yeniden çiziyorum. Şöyle bir şekil oluştu. Şimdi şuradaki açı biz x demiştik. Buraya x demiştik. Şu taraftaki açı 100. Şöyle 100. Buradaki açı 170. Tepedeki şuradaki açı da 60 derece. Şimdi zikzak kuralını uygulayabiliriz. Sağa bakan açıları yazalım. Şöyle sağa bakanlar. X açısı sağ tarafa bakıyor. Bir sonraki köşeyi, bu köşeyi atlıyorum. Bu aç. Ama sağa bakan açı şu geniş açı olmalı. Evet, bu şekilde bu. Sola bakan 60. Bu da şöyle yapsaydık. 60 bu ikisi. Ama neyse, bu şekilde yapalım. Şimdi 170 derece 360'tan çıkarırsak 190 olacak. Yani sağa bakan açılardan birisi x, diğeri de 190. Sola bakanlara gelelim. Sola bakan açılara. Bunu pas geçiyoruz. 100 derece biri. Biri 100. Virgül. Şu köşeyi pas geçeceğiz. 60'ı alamayız. Sola bakanı alacağız. O da 120 yapar. İkisinin toplamı 180 olduğu için. Şurası 120, diğer açımız da 120. Bunlar eşit olacaktır. Yani şu açılar x artı 190, sol taraftakiler 100 artı 120. Yani x artı 190 eşittir 220. Karşıya atıp çıkarırız. Bu durumda x açısı 30 derece olur. Aradığımız açı 30 derece.